Ada TV ekranlarından günaydınlar. Sağlık olsun programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere bizler her gün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Girne Üniversitesi Doktor Suat Gösel Hastanesi'nden konuklarımızı sizler için ağırlıyoruz ve ağırlamaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte biliyorsunuz zaten koronavirüsün hala etkileri ülkemizde pozitif vaka olmamasına rağmen devam ediyor. Ama bunun sağlık açısından da zararlarını konuşuyoruz ya da sağlığa ne gibi etkileri olabiliyor COVID-19'un hastalarla hastaların mücadelesinde ne gibi şeyler yapmaları gerekiyor, nelere dikkat etmeleri gerekiyor bunları konuşuyoruz. Bugün tabii ki yine de kardiyoloji anabilim dalından doçent doktor Barış Boğan bizlerle birlikte olacak. Pandemi döneminde kardiyovasküler hastalıkları kendisiyle birlikte konuşacağız. Eğer sizlerin de bizlere soru sorması gerekiyorsa ya da soru sormak istiyorsanız 0533 870 21 24'ten mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydınlar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var, zaten baştan da söylüyoruz. Her gün konuşuyoruz. Sağlığa bu aralar daha fazla önem vermeye başladık. Evet. Çünkü ülkemizde tabii ki şu anda altını çiziyoruz. Son 20 gündür bir pozitif vakaya rastlanmıyor. Ama ola ki öyle durumlar olursa kendimizi nasıl korumamız gerekiyor? İşte evet, çok fazla hastalarımız var. Bunlar ne anlamda kendilerine dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü bir adım daha böyle daha önde olmaları gerekiyor bu hastalıktan dolayı. Biz de bugün sizinle tabii ki pandemi döneminde kardiyovasküler hastalıkları konuşacağız. Ama ilk önce bunlar nelerdir desek neler söylersiniz? Şimdi ben genel bir giriş olarak şunu söylemek istiyorum. Hepimizin yabancı olduğu bir hastalık. Evet. Yani nasıl seyrettiği hep böyle zaman içerisinde yaşayarak öğrendiğimiz bir hastalık. Bunun bir dezavantajını zaten yaşıyoruz. Belki biz ülkemiz olarak biraz daha geç vakitte bu hastalıkla tanıştığımız için önceki tecrübeleri kullanarak daha sağlıklı, daha faydalı işler çevirebildik. Kardiyovasküler hastalıklarla alakalı ikiye ayırmak istiyorum bu konuyu. Bir, öncelikle bence hakikaten kardiyovasküler hastalıklar olarak bize yarattığı problemlere değinmek. Bir de pandemi ve karantina dönemi nedeniyle hastaların sağlık merkezlerini riskli bularak gerçekten sağlık hizmetine devam etmesi gereken hasta grubunun yaşadığı problemleri ele almak lazım. Çünkü bu sebeple hayatını kaybedecek problemler yaşayan hastalarımızla karşılaşmaya başladık. Eskiye göre başvurular daha da azaldığı için bu karantina ve hastaneye gitme endişesi nedeniyle. Bu virüs aslında solunum sistemiyle başlayarak akciğerlere belirgin etki etmesine rağmen vücutta yüksek bir reaksiyon oluşturarak vücudun kendi immün sistemi dediğimiz bağışıklık sistemini hareketlendirerek sistemik etkiler oluşturuyor. Bunların da en önemli parçası kalp tarafı oluyor. Özellikle ciddi giden hastalıklarda veya hayatını kaybedecek yoğun bakım hastalarının hemen hemen tamamına yakınında kalp tutulumu da birlikte eşlik ediyor. Özellikle kalpte kalp kasının inflamasyonu, iltihabı dediğimiz tablo başta olmak üzere kalp zarını ve damarları tutarak hayat tehlikeli tablolar yaratabiliyor. Bu sonuçta kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, pıhtı meyilini arttırarak pıhtıyla alakalı sıkıntılarla yine hayat tehlikeli tablolarla hastalığın tetiklemesi, yani bu COVID-19'un tetiklemesiyle karşımıza gelen tablolar. Tabii ki solunum sıkıntısı, akciğer kapasitesinin yetmemesi daha da kötüye gidiyor. Şimdi şöyle bir şey var, akciğer ve kalp birbiriyle sırt sırta vermiş organlardır. Hem anatomik bölge olarak hem de işlev olarak. Yani kalpte bir problem geliştiği zaman bir süre sonra akciğer problemi, akciğerde bir hastalık, temel problem varken bu şiddetlendikçe kalbi etkileyerek kalp problemlerini zaten tetiklemekte. O yüzden biz zaten göğüs hastalıkları uzmanıyla ve akciğer hastalıklarıyla alakalı uzman bireylerle çoğu zaman birlikte istişare halinde çalışırız. Sebebi de budur. Çünkü iki hastalıkta temel neden kalple bile başlasa akciğeri, akciğerle bile başlasa kalbi şiddetli tetikliyor bir şekilde belki tetikliyor ve altta yatan kronik bir hastalık var ise o zaman daha da derinleştirerek hayat tehlikeli, ciddi boyutta seyretmesini sağlıyor. Biliyoruz ki bu hastalığın büyük oranda asemptomatik dediğimiz, yani herhangi bir şikayet yaratmadan sokakta dolaşır şekilde dolaşan bir grup var. Bir grupta hafif semptomlar dediğimiz gripal semptomlarla geçiyor. Bir grupta ciddi bulgularla yoğun bakıma yatacak kadar ciddi seyrediyor ve bir bölümünde ne yazık ki kaybediyoruz. Özellikle kronik hastalıkları olan gruplarda doğal olarak asemptomatik dediğimiz o çoğunluklu seyirden ziyade yapılmış son güncel çalışmalarda yaşayarak öğrendiğimiz
hasta verileri de gösteriyor ki çoğunda ciddi kronik hastalıklar var ve bunlar bu kişilerin daha ciddi seyretmesine neden oluyor. Asemptomatik grup en büyük sıkıntımız olarak bulaştıran grup. Çünkü ortada dolaşıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor ve doğal olarak kronik hastalıkları olan bu gruplara da belirtisi olmuyor hiçbir şekilde. Hiçbir belirtisi olmuyor. Aynen. O yüzden zaten karantina, birbirimizi korumak, sosyal mesafe, maske kullanımının önemi buradan zaten kaynaklanıyor. Çünkü kimin neyi taşıdığını bilmediğimiz bir grup var ve bunlar yayıcı ekip. Daha çok hastaneye yatanlar da belli bir yaşın üstünde kronik hastalıkları olan kişiler. Tabii ki bu demek değil ki kronik hastalığı olmayanlar da ciddileşmeyecek diye oransal olarak baktığımız zaman riskin daha fazla olduğunu dile getirmeye çalışıyoruz. O yüzden herkesin kendini bir kere başkasına zarar vermemek adına bile koruması gereken bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet, maskeyi falan takmaları gerekiyor. Kesinlikle yani öyle, muhakkak. Kesinlikle. Sosyal mesafeye önem göstermek gerekiyor. Bunları sürekli hala söylüyoruz tabii ki ama çoğu aslında baktığımızda da vatandaşlarımız da alışmış gibi. İlklerde belki çok fazla alışmamışlardı ama şu anda yavaş yavaş ben böyle toplum alışmaya başladı gibi. Bana da öyle geliyor. Doğal olarak kendi çevremizde bile, sosyal alanımızda bile bunu gözlemleyebiliyoruz. Maske kullanımını gerçekten bence birçok ülkeyle kıyasla çok daha iyi olduğunu, bilinç düzeyinin çok daha iyi olduğunu kendi başına çok güzel gösterdi. Ben toplumu bu açıdan bilinç düzeyine değil de tebrik etmek istiyorum. Kullanımı biraz daha optimize etmek lazım. Hı hı. Yani işte maskeyi gerçekten tam takmaya özen gösterme vesaire gibi. Ve ben tabii ki 20 gün gibi bir süredir vakanın olmaması, durumun bu halde olması eskilerde yani ilk başlayan hastalık dönemlerinden tecrübe edinilerek bize geldiğinde daha sıkı ve ciddi önlemlerle bu hale geldiğimizi düşünüyorum. Bu tebrik edilmesi gereken bir durum, kabul ediyorum ama rehavete kaptırmaması gereken bir durum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü bile ikinci ve üçüncü pandemi ataklarının olabileceği riskini vurgu yaparken bizim hakikaten rehavete kapılmadan tabii ki yavaş yavaş açılarak ama koruyucu önlemlere de çok dikkat ederek hareket etmemiz gerekiyor. Koruyucu önlemlerde mesela en çok da kronik hastalıkları zaten etkileniyor diyorsunuz. Bunlar kendilerini nasıl mesela koruyabilecekler ya da neler yapmaları gerekiyor? Sizlere böyle hastalar geldiğinde sizin ondan sonraki süreçte tedavi şekliniz nasıl oluyor? Tabii ki bu hastaların şeyinde konuşacağız. İşte evet şu anda gitmeye korkuyorlar hastanelere. Tabii. Ne bileyim kronik hastalıkları olanlar daha fazla kendilerini eve kapattılar. Oradan dolayı çok fazla psikolojileri de bozuldu. Ki. Bu psikolojik bozukluk, stres yapıyor o kalbe. Yani bunlar hep zaten birbiriyle kesinlikle bağlantılı oluyor. Bunları da konuşacağız ama kronik hastalarında mesela hastaneye geldikten sonra neler yapılıyor? Çünkü dediğimiz gibi insanlar hastaneye gitmekten çekiniyor şu anda. Şimdi öncelikle kronik hastalıkların payını bir konuşmak istiyorum. Özellikle kardiyak hastalıklar. Yapılmış bu gözlemlediğimiz veriler bize gösteriyor ki %70 oranında ciddi hastalık seyredenlerde yüksek tansiyon var. Bu çok ciddi bir oran. Yani işte oransal olarak %10 hastaların kötü seyrettiğini düşünecek olursak bu %10 kötü seyreden hastaların yaklaşık %70'i yüksek tansiyon hastası. Sırasıyla devam ettiğimiz zaman geçirilmiş kalp krizi, kalp damar hastalıklarının olması ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıklar ve diğer branşları da ilgilendiren kronik hastalıklar diye sıklık seyretmekte ama en büyük sıklığı yüksek tansiyon almakta. Şimdi tabii ki hastalığın kontrolsüz olması bir kere başlı başına risk. Yani hastalığı barındırmak bir risk ama bu hastalığın kontrol dışında olması. Yani yüksek tansiyon hastası ama tansiyonu kontrol altında değil. Bu doğal olarak zaten kalbin ve vücudun stresini, yapısını olumsuz etkileyeceği için böyle bir hastalıkla karşılaştığında çok daha dramatik olarak kötü gitmesinin nedeni olarak karşımıza gelecek. O yüzden öncelikle olan hastalığı kontrol altında tutmak. Yani aslında standart koruyucu tedbirlerden farklı bir şey yapması gerekmiyor kronik hastalıkları olanların. Ama çevresindeki insanların daha hassasiyetle davranması. Çünkü çevresinde kronik hastalığı yok, gencecik insanlar asemptomatik seyrederek o insanlara bulaş sebebi olabilirler. Bir kere o yüzden sosyal mesafe çok önemli olacak. Ve kişilerin hastalıklarının kontrolü, hastalıklarının kontrolden çıkıp çıkmadığına dikkat etmeleri. İşte tansiyon hastasıysa belli aralıklarla tansiyonunu takip etmesi, tansiyon kontrolsüzlüğü var ise hastaneye gitmekten tedirgin olmayıp hekimiyle diyalog geçip onu kontrol altına alması gibi önlemler önemli. Tabii ki sosyal mesafe özellikle dediğim gibi çevresindeki sosyal alandaki kişilerin onu koruması açısından çok önemli olacak. Onun haricinde maske kullanımı gerçekten çok önemli ve dezenfektan kullanımı
gerçekten çok kritik olacak. Yani ev içerisinde tamam zaten kişisel temizliğimizi vesairemizi yapıyoruz ama mecburi olarak diyelim ki hastaneye gittik. Evet. Yani kendi hastanemizde her odada, her alana giriş ve çıkışlarda zaten dezenfektanlar mevcut. Bunlarla biz bile uyarıyoruz. Hastaları zaten hastaneye alırken maskeyle, maskesi yanında yok ise alıp tüm işlemlerini tamamlamayı müteakip her girdiği yerlerde dezenfektanı kullandırarak ve kendimiz kullanarak hastanın çıkışına kadar devam ediyoruz. Ve hasta kimse onu alıyoruz, yakınlarını almıyoruz, ziyaretçi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunlar zaten bireysel temas ve o izolasyon açısından hastanede olabilecek minimum risk seviyesine kişileri düşürmüş oluyoruz. O yüzden bu kronik hastalıkları olanlar kendi hastalıklarının kontrol altında olup olmadığını bilecekler. Çevresindeki insanlar bunun bilincinde olarak o kişilere daha özenli davranıp bulaştırmamak adına dikkat edecekler. Ve maske kullanımını düzgün bir şekilde, tüm burun ve ağzı kapatacak şekilde düzenli olarak her dışarı çıkıldığında kullanmak kaydıyla devam edeceğiz. Yani özellikle ayrı bir korunma yöntemi değil, daha hassasiyetle dikkat ederek ve olan hastalığın kontrol altında olmasını sağlayarak yapacağız. Tabii ki o hastalıklara yönelik de diyete özellikle çok dikkat edeceğiz. Karantinanın bence en büyük sıkıntılarından biri hareketsizliğin artması, beslenme alışkanlıklarımızı belki de can sıkıntısıyla beraber arttırmamız ve bozmamız. Özellikle bu kronik hastalıklar, tansiyon, kalp damar hastalığı, kalp krizi geçirmiş insanlar veya diyabetik hastalardaki en büyük problem zaten diyet problemi. Zaten toplumumuzda bu uyumu sağlamakta sıkıntı yaşıyoruz. Kolesterol kontrolü, işte tuzsuz beslenme gibi sıkıntılar varken bu karantina belki bu açıdan olumsuz etkilemiş olacağı için buna korunma olarak dikkat etmek gerekiyor. Şu net, birincil koruma dediğimiz şey hastalığa yakalanmadan kendini koruyabilmektir. İkincil koruma ise bir hastalık varken tekrar o hastalığın problemlerini yaşamaktan kendimizi korumaktır. O yüzden hem maliyet olarak düşündüğümüzde hem de sağlıklılığı devamlılık açısından en iyi hali tutabilmek için birincil korumayı çok iyi tutmamız gerekiyor. O yüzden de bu enfeksiyona kapılmayacak şekilde ve olan diğer hastalıklarımızı da atak halinde veya kontrol altında tutacak şeyleri yapmak. İşte bizim diyet, egzersiz de birincil korumada yer alır. Zaten kalp damar hastalıklarında. Pandemiyi kenara bırakalım. Evet, ama kalp damar hastalıkları zaten olacak, devam edecek. Ve bunun da birincil korumasında diyet, egzersiz, uygun beslenme, işte tansiyon kontrolü, şekerin kontrolü gibi şeylerden geçiyor. Yani bizim standart hastalıkta birincil korumada yaptıklarımıza ek olarak kendimizi bulaşla alakalı, bu hastalıkla alakalı birincil koruma olan mesafe koyma, maske, eldiven kullanımı, dezenfektanla sürekli ve el yıkamayı en az 20 saniye uygun şekilde tüm ince ayrıntılarına kadar yapacak şekilde tamamlamamız gerekiyor. Genel koruma yaklaşımımız bu şekilde. Evet, peki bir de bunun yanında tabii ki ilaç kullananlar var biliyorsunuz tabii bu ki. Hastalığın içerisinde. Yine dediğimiz gibi hastaneye gitmeyip de işte ya da ne bileyim doktoruna gidip başvurmayıp da bu ilaçlara devam eden insanlar var. Bunların peki orada dikkat etmesi gereken kurallar neler olacak? Çünkü biliyoruz ki hala insanlar kendilerine kronik hastalıkları özellikle kendilerini hala eve kapatmış durumda ve hala korkuyorlardır. Doğru. Ne kadar hep desek de sürekli buralardan yayınlar yapsak da işte 20 gündür kesinlikle pozitif vaka sayısı tabii yoktur ya da rastlanmadı desek de toplumumuzda biliyoruz ki böyle insanlar var. Bunlar evlerinde ilaç kullanımlarında nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Neler yapmalı? Şöyle, ya da burada en büyük yapılan hata ne oluyor? Ya ilaç konusuna değinmeniz çok güzel oldu. Çünkü başlangıçta bizim tansiyon ilaçlarından bir grup ilacın bu enfeksiyonu arttırdığına, enfeksiyon kapmayı daha da belirginleştirdiğine dair bazı veriler ve yayınlar ortaya çıkmıştı. Bu bir panik yarattı. Özellikle bunu duyan tansiyon hastalarımızın çoğu karantinada kendini korumaya devam etse bile telefon itibariyle bir şekilde iletişime geçerek hekim olan, sağlık camiasında olan kişiler dahil olmak üzere kapımızı çaldılar. Şimdi öncelikle tansiyon hastalığının bu konusuna değinmek istiyorum ki bilinçlendirmiş olalım. Son veriler ve son şeyler gösterdi ki kesinlikle özellikle bir grup tansiyon ilacının bu hastalığı arttırdığına yönelik bir veri söz konusu değil. O yüzden hem dünyadaki tüm Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere tansiyon hastalığıyla alakalı kılavuzlar kendi güncellemelerini hemen hızlı bir şekilde yaptılar. Çünkü bununla alakalı kendi başına ilaçlarını bırakanlar da oldu. İlaçlarınızı lütfen bırakmayınız. Tansiyon ilaçlarının
kanıtlanmış olarak bu hastalığı olumsuz bir etkisi söz konusu değil. Hatta olumlu etkilerin olabileceğine dair veriler bile ortaya çıkmaya başladı ama tabii tam kanıtlanmış olmadığı için bununla alakalı erken böyle bir konuşma yapmak çok doğru olmayacaktır. Bir, düzenli olarak ilaçlarını mutlaka almak zorundalar. Bizim hastalıklarımız kronik hastalıklar olduğu için sadece ilaç değil, diyet, egzersiz, birlikteliği, ev içerisinde olabildiğince hareketli olma, dışarıda artık yavaş yavaş açıldığımız için açık alanlarda yürüyüşlerine devam etmek, tuzsuz beslenme dahil olmak üzere o kolesterolle alakalı standart verilmiş diyetlere devam etmek ve ilaçları düzenli almaktan geçer. Yani bu ilaçları dediğim gibi kendilerine göre, alınan haberlere göre, çünkü sosyal medya evet çok güzel, birçok haberi alıyoruz ama bazen yanlış haberlerle de bilgilenerek yanlış yerlere yönlenebiliyoruz. O yüzden bu durumda mutlaka kafada soru işareti oluşabilir, kabul ediyorum. Ama hastaneye gidilmese bile danışılacak şekilde telefon üzerinden hastalarımız bizleri, hastanemizi arayarak bilgi almak açısından bile danışarak bu konuyla alakalı bilgilenebilirler. Yani ilaçlarımızı kronik hastalıkları olanlar düzenli almaya devam edecek. Duyulmuş duyumlarla hareket etmeyip mutlaka teyit edecek şekilde kafada soru işareti varsa hekimlerine danışacaklar ve o şekilde devam edecekler. Bunun haricinde tabii bir bu hastalıkla alakalı kanıtlanmış net %100 bir tedavi yöntemi yok. Evet. Ama faydası olan başka grup ilaçları kullanıyoruz. Mesela bir grup ilacımız aslında sıtma tedavisinde veya romatolojik hastalıklarda kullanılan bir ilaç. Bu ilaç hatta profilaksi dediğimiz hastalık kapmadan kullansak faydalı olabilir mi diye bile üzerinde durulmuş bir ilaçtı. Fakat bu ve benzeri virüs için kullanılan ve şu anda da aktif tedavide kullandığımız belli oranda da fayda gördüğümüz ilaçlarının hemen hemen hepsinin ne yazık ki kalp üzerine yan etkisi çok yüksek. O yüzden kontrolsüz bu ilaçların kullanılması, çünkü Türkiye'de özellikle bu yaşandı. Burada onu tam yaşamamış olsak bile bu sıtma için dediğimiz ilacın koruyucu ilaç olarak haber yapılması nedeniyle eczanelere hücum edilip bu ilaçlardan bulundurma çabasına girildi. Ve ısrarla hem romatoloji biriminin hem diğer hastalık birimlerinin hem enfeksiyon hastalıklarının söylemesine rağmen böyle bir kanıtı yok, sakın buna girişmeyin demesine rağmen bakanlığın bu ilaçları toplatmasına kadar gidilmek zorunda kalındı. Şimdi bu dediğimiz sıtma ilacı ani ölüme neden olan ritim bozukluklarını tetikleyebiliyor. Evet kullanıyoruz bazı ilaçları veya birçok ilacı kullanıyoruz ama en basit ilacın bile çok basit alerjik reaksiyonla hayat tehlikeye binde bir bile olsa riski var mı? Var. Bu riski veya oluşan yan etki risklerini alabilmemiz için göz önüne faydasının çok iyi olması lazım. Evet ciddi bir fayda oranı bekliyorsak riski göz önüne almalıyız ama standart körlemesine duyumlarla alınacak ilaçlar ani ölümlere neden olabilir. Tabii dünya çapında bir sürü bilim adamı ve bilim insanı ilaç geliştirmek, aşılarla uğraşıyor. Ama belli ülkelerde yapılmış bazı şeyler, yapılmış ön çalışmalarında, hayvan deneylerinde bile çok olumsuz sonuçlar verdi. Yani o yüzden sadece duyumlarla ilaç kullanımının çok yanlış olduğunu izleyicilerimize dile getirmemiz lazım. Evet, bu hastalık lazım. Çıktığında herkes bir de sizin de dediğiniz gibi eczanelere saldırıp işte vitaminler ya da ne bileyim antibiyotikler sizin dediğiniz gibi diğer ilaçları da almaya başladı ve bunları da kullanmaya başladı aslında. Orada biz de zaten buralardan çok fazla söyledik. Çok fazla bilgi kirliliği oldu ve insanlar ilaçlara neredeyse yani evet burada da eczanelerde ilaçlar da kalmamıştı zaten. Tabii. Ama bunu alırken işte insanlar Allah'tan ki ciddi sorunlarla karşılaşmadık. Kesinlikle. Yani şimdi öyle bir kalp hastası olan bir insan ya da ne bileyim altında yatan öyle bir sorunu varsa kalp yetmezliği ile ilgili bu ilaçları kullandığında onlara zararı olmayacak mıydı? Yani ya da ne gibi bakın, sorunlarla karşı karşıya kalıyor? Hala tabii. Şu anda kesinlikle bunları kullanan bir kitle vardır yani muhakkak. Şunu çok net söylemek istiyorum. Herhangi bir problemi olmayan kişide bile bu bahsettiğiniz ilaçların ciddi yan etkiler oluşturabileceğini söylerken tabii ki altta yatan kalp problemi olanlarda ciddi ritim bozuklukları, hayati tehlikeli ritim bozuklukları riski çok yüksek. Basit vitaminlerde bunlar geçerli değil ama antibiyotik veya benzeri diğer kompleks ilaçlarda özellikle bu bahsettiğim sıtma ilacı gibi kişi hayatını bile kaybedebilir bu riski alırken. Hani sanki riskten kendini kurtaracağım derken aslında yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir tabloyla karşılaşacaklardır. O yüzden standart ilaç kullanımında basit bir antibiyotik gibi görülse bile hekime danışmadan, hekim bilgisi olmadan sadece duyum ve bu bilgi kirliliğinden duyduklarıyla hareket etmesi hastalarımızın kendi sağlığına zarar verecektir. O yüzden kesinlikle önerdiğimiz bir şey değil. Evet.
Peki bunun sonrasında tabii ki bir grup da var dedik, işte hastaneye gitmek istemiyor. Bunun mesela onu konuşalım ya da neden bu insanlar hastaneye gitmek istemiyor? Buradaki en büyük problem nedir? Evet, biliyoruz işte hastane enfeksiyonları dediğimiz bir grup var aslında. En fazla da hastalar bundan dolayı gitmek istemiyorlar ki kronik hastalıklarına sahip olan insanların en büyük nedeni de bu. Tabii ki. Ama hastaneye gitmez iken evde kendilerini nasıl koruyacaklar ya da neden hastaneye gelsinler? Neden hastaneye gelmek zorundalar? Hangi durumda gelecekler? Bunu kesinlikle gibi çok bence, fazla sorular bence var. Bence çok kritik. Çünkü gerçekten izleyicilerimize vereceğimiz en büyük fayda bu konuda olacak diye düşünüyorum. Şimdi biz zaten hem bilimsel veriler eşliğinde hem kendi branşımızda hem de uluslararası branşlar çerçevesinde zaten bazı kriterler çerçevesinde özellikle aktif hasta olan dönemde hasta sayılarımızı planladık. Şöyle planladık. Ayaktan standart yapılan işlemlerin çoğunu iptal ettik. Çünkü hastane, biliyoruz ki evet, bir hastane enfeksiyonları diye bir problem hep olan bir şeydi. Evet. Ama şimdi bu hastalığın aktif olduğu dönemde hasta bireylerle karşılaşarak dışarıdan herhangi bir nedenle gelen kişinin de hastalık kapma riski daha da fazlalaştığı için biz buna da kendimiz sağlık camiası olarak bir önlem almıştık. İşte pandemi hastanesinin ayrılması, özellikle ateşli hastalıkların belli bir yerde belli bir grup olarak ayrıca izole edilip bakılması ve bizim de öyle standart takip muayeneleri veya sadece kontrol maksatlı yaptığımız şeyleri hastalarımızı arayarak iptal etmişti. Bu zaten yapılması gereken işlemlerdi. Ama bir de acil, hayat tehlikeli sağlık problemleri devam edecekti. Yani nasıl pandemi öncesi kalp krizleri geçiriliyorsa ne yazık ki pandemi sonrası devam edecek. Hatta karantinanın yarattığı stresten dolayı aslında beklentimiz kalp krizi ve hayat tehlikeli hastalıkların daha sık gelmesiydi. Fakat ilk başlarda hastanemize başvurular azaldı. Bunu hissettik. Yani bu şu demek, bu hastalıkların geçirilmiyor olması mümkün değil. Ya bu insanlar evinde ölüyorlar. Çünkü kalp krizi şu demek, zaman geçtikçe öleceksin anlamına gelir. Çünkü kalp krizi şu aşamada gelişmiş ülkelerde özellikle en önemli ölüm nedeni. Birinci sıra. Şimdi doğal olarak bunun azalması belli bir görülme sıklığı vardır. Bütün hastalıklarda olduğu gibi. Bunun azalması beklediğimiz bir şey değil. Hatta dediğimiz stres faktörü nedeniyle artmasını beklerken hastanede bunları görmemeniz demek bunların mutlaka bir şeyler geçiriyor ama hastaneye başvurmadığı anlamına geliyor. Kişi hayatını kaybetmese bile hayatını bağımlı olarak geçirmek zorunda. Çünkü kalbinin büyük bir bölümünün fonksiyonunu kaybedip kalp yetmezliği, ritim bozukluğu hastası olarak devam etmesi demek geç başvurular. O yüzden özellikle belli bir yaşın üzerinde risk faktörleri olan kişilerin belli şikayetleri oluştuğunda mutlaka öncelikle hastaneye gitmeye tedirgin oluyorsa telefonla danışması. Aramasın. Zaten şu an dünyada her şey internet üzerinden de belli oranda yapılabileceğini anladık. Aslında pandemi bize bunu gösterdi. Telefon irtibatı, telekomünikasyon diye bir teletıp yöntemi var artık. Bu aslında uzaktan ritimleri takip etmek, uzaktan bazı cihazlarla kronik hastalığı olan insanları takip etmek diye aslında gelişen bir alandı. Fakat pandemi bunu biraz hızlandırdı. Ve biz daha çok hastalarımıza da bunu söylüyoruz. İşte tansiyonlarıyla alakalı bir sıkıntısı olduğunda ilacını başlıyoruz. Hastaya diyoruz ki siz bize bu telefondan tansiyon takiplerinizi iletin diyoruz gibi. Yani olabildiğince biz zaten mesafeyi koyuyoruz ama o mesafeyi gidip gelmeme açısından doktorları kişilerin koymalı ve buna hastalarımız müsaade edip kendileri karar vermemeliler. Şikayet varsa kesinlikle beklememeliler. Telefonla danışıp hekimin zaten o şikayetle gelip gelmemesi hakkında fikir sahibi olarak hastane başvurularına devam etmeliler. Şimdi zaten hastalarımızda biraz biz de açılım sağladık. Hem personelimizi korumak hem hastalarımızı korumak için elektif dediğimiz standart günlük faaliyetlerin birçoğunu iptal edip hekim ve çalışanlarımızı bir gün çalıştırıp bir gün çalıştırmaz şekliyle düzenimizi almışken şimdi artık tam mesaiye geçip yine hastalarımıza tekrar geri dönüp belli şeyleri yine ama bahsettiğimiz şeylerle randevu saatlerini geniş tutarak hastaların birbiriyle karşılaşmasını engelleyerek işte girişte çıkışta her odada dezenfektan ve maskeyi mutlak zorunlu tutarak zaten önlemlerimizi aldığımız için hastalarımız şikayetlerinde
evlerinde metanetle beklemek yerine mutlaka telefonla irtibata geçip veya direkt hastaneye giderek buna çözüm bulmalılar. En büyük sıkıntı da kalp krizi. Kalp krizi ani ölüm tabii ki. Kesinlikle onlarda. Risk gruplarını yani soracak yüksek olursak. Tansiyon, şeker hastalığı, belli bir yaş üstü bireyin göğüs ağrısı var ve evinde bekliyor. Bu kabul edilemez çünkü kalp krizi olma riski çok yüksek. 40 yaş üstü erkek, menopoza girmiş bir kadın eğer bir göğüs ağrısı varsa ve evinde metanetle bunu bekliyor, pandemiden endişe ettiği için hastaneye gitmiyorsa hayatını riske atıyordur. Yani bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz şimdi rahatladık ama başlangıçta gerçekten bunun sıkıntısını yaşadık ve biz endişe ettik. Birbirimize sorduk. Yani bu hastalar nerede? Ya evinde hayatını kaybediyor ya da ayakta kalp krizi geçirerek daha sonraki süreçte ciddi sıkıntılara gerekiyor ki bir iki öyle hastamıza da denk geldik. Gecikmeli geldi. Bu bir mesela şey deniliyor sürekli. Zaten bunu sürekli de konuşuyoruz. Bir ikinci dalga gelecek, virüs kendini yenileyecek. Yine aynı şekilde virüs geldiğinde ya da kendini yenilediğinde yine aynı şekilde bu kronik hastalar yine risk grupları içerisinde olacak mıdır ya da ne bileyim ne bizi bekliyor mesela ikinci dalgada? Bizi bekleyen farklı bir şey yok aslında. Şimdi şöyle yine aynı şekilde bu seyir devam mı edecek? Şöyle söyleyeyim. Aslında pandemi olarak bu virüs bizim yabancı olduğumuz bir şey ama bu tarz hastalıklardan dolayı kronik hastalığı olanların problem yaşaması yeni değil. Biliyorsunuz ki işte kuş gribi, domuz gribi veya influenza dediğimiz standart mevsimsel gripler şekil değiştirerek her yıl görüyoruz. Ve kronik hastalıkları olanlarda ağır pneumoni dediğimiz zatüre yani alt solunum akciğerleri de etkileyecek şekilde geliyor. Ama genel toplum nasıl geliyor? İşte birazcık yatağa düşüren griple veya hafif ayakta geçiriyor. Yani bu COVID-19 tablosuna has bir durum değil. Kronik hastalığı olanlar basit griplerde bile sıkıntı yaşayabiliyorlar. O yüzden bu tarz hastalara biz standart kontrolü ve standart korunma yöntemlerini hep aslında öneriyorduk. Yani nedir? İşte yıllık grip aşısını belli bir yaşın üzerinde kronik hastalıkları olanlara yıllık sezon gelmeden yaptırmayı ısrarla önermemiz bu nedenleydi. Şimdi influenza ve benzeri şeylerle alakalı. Ama bu sene grip aşısını işte bu COVID-19'dan dolayı yaptırmayın çağrısı da vardı sanki sağlıkçılar siz tarafından. Siz eğer sezonu geçirdiyseniz veya şimdi bize geldiği dönemde zaten normal klasik grip sezonunu bitirmek üzereydik. Evet. Şimdi sezona girmeden zaten yaptırmanız gereken bir şey. O esnadayken veya hastalığı hafif bile seyrediyor olurken yaptırmanız zaten önerilen bir şey değil. Yani normal grip için konuşuyorum. Şimdi bu i̇şte hastalığı önlemek adına mesela herkes mesela bir arada işte grip aşısı olalım da acaba daha hafif atlatabilir miyiz diye şey var diye bunu. Ama işte bu COVID için geçerli değil. Yani diğer için sezonu geldiğinde uygun zamanlamasında uygun risk grubunu zaten yine önereceğiz. Ama COVID'e ilişkin bir faydası olmayacak bunun. Çünkü bu çok daha farklı bir virüs. Buna has bir aşı yapılmadığı sürece bununla alakalı bu tarz bir korunma yöntemi henüz yok. Korunma yöntemimiz tamamıyla klasik korunma yöntemleri yani bulaşı engelleyecek yöntemlerden geçecek. İkinci, üçüncü dalgadan bahsediliyor ama bunlar da tahmin üzerine yürütülen şeyler. Tabii ki olabilir. Çünkü sıfırlanması hemen mümkün olmayacak. Belli oranında da hayatı devam ettirme açısından karantina kısıtlamaları ortadan kalkacak. Bu bize tekrardan belli atakları yaratabilir. Ama biz yine o belli atakları sınırlı tutabilmek adına şimdiden de tedbirli davranıyoruz. O yüzden de diyoruz ki maskeyle barışık olun. Dezenfektanlarla barışık olun. Yaşamınızı sosyal izolasyonla yaşamaya alıştırın. Yaşam artık eskisi gibi olmayacak cümlelerinin altında yatan espri bu. Yani biz artık bu tarz yaşamı alıştırmak zorundayız kendimizi. Çünkü atak olsa bile bu tarz ciddi ataklar halinde değil de hafif seyirlerle devam etmesi adına ve kronik hastalığı olanlar da artık bunları benimseyecek ve kendini daha fazla koruyacak ve hastalığını kontrol altında tutmayı bilecek. Uygun zamanda da mutlaka doktora, hekimine başvuracak. Evet. Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz hocam ama şunu sormak istiyorum ben. Şimdi aşı çıkacak, çıktıydı ne bileyim bir sene sürecek ya da aşısı yoktur işte tedavi şekilleri vardır diye böyle söylemler de çok fazla oluyor. Peki bunun sonrasında mesela insanlar evet işte maske kullanımını artık çok ciddi düşünmesi gerekiyor ki uygulanmaya da başladı zaten. Eldiven yine aynı şekilde ama
Eldivenlerde sürekli bir sorun yaşanıyor. Bu hep böyle karmaşıktır. Evet. İşte eldiven takılsın mı, takılmasın mı? Eldiven takıldığında işte mikrop buradaysa başka bir yere eldivenle yayma riskinizin çok yüksek olduğu söyleniyor. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Gerçekten tamam, maske artık kanıtlandı. Maske takılması şart. Bunu bütün insanlar biliyor. Ama eldiven konusunda böyle bir ikilem yaşıyoruz. Bazen insanlar işte eldiven takmanın bir anlamının olmadığını karşı tarafa söyleyip mesela o anlamda artık böyle ciddi sorunlar da yaşanmaya başladı. Dışarıda görebiliyorum. Markete gittim geçen gün. İşte markete gittiğinizde eldiven ve maske takma zorunluluğunuz var orada. Bir tane müşteri geldi, diğer müşteriye o eldiveni takmasan da olur dedi. Zaten de o eldivenden alıyorsunuz dedi. Bütün mikropları, yani buna birebir şahit olduğum için şu anda aklıma geldi. Aynı şeyi marketlerde ben de şahit oluyorum. Evet, böyle insanlar birbirleriyle artık böyle kavga etmeye başladılar. Maske yararlı, eldiven yararlı, zararlı değil. Şimdi, siz bu konuda ne diyeceksiniz? Eldivenle alakalı uygun kullanım varsa evet yararlı, ama uygun kullanmıyorsanız yararlı değil. Onu da şöyle açıklamak isterim. Şimdi eldiveni taktınız. Sürekli onunla devam ettiğiniz dezenfektan, bu doğru bir kullanım değil. Markete girerken eldivenizi taktınız, işinizi bitirdiniz. Bitirir bitirmez hemen onu attınız, dezenfektanla ellerinizi temizlediniz. Uygun yöntem budur. Bu şekilde kullandığınız sürece eldiven evet yararlıdır. Ama siz eldiveni taktınız, her türlü işinizi yaptınız, dezenfektanı eldivene sıktınız. Bence en büyük hata o. Yani eldiveni dezenfektanlamak zaten bir kere eldivenle yapacağınız işi yapmanıza bile engel ve sıkıntıdır. Artı kalkıp eldivenle bulaşmış bir şeyi ortadan net olarak kaldırabilmeniz mümkün değil. Sadece eldivenin faydası şu: belli şeylere dokunarak başkaları açısından da onu enfekte etmemek. Şimdi eldiveni taktınız, marketteki işlerinizi yaptınız. Sizde bir şey elinizde var ise, çünkü ne yazık ki şuna da engel olamıyoruz. Artık bakarak almamız gerekiyor. Buna da alışmamız lazım. Seçerek değil. Yani buna karşı bizden bulaşı engellemek açısından faydası var. Market işimizi bitirdik. Hemen çıkarttık, attık. Elimizi yine dezenfekte. İşte doğru kullanım bu. Bunu yaptığımız takdirde evet böyle devam etmeliyiz. Ama bunu yapmayıp takıp her türlü şekilde işlerimizi yapıp dezenfektanı kullanıp hareket edersek sıkıntı olur. Bazen kendi eldiveniyle hastaneye gelen hastalarımız oluyor. Ama ne kadar süre takmış, nereden beri, çünkü girerken elinde, her yeri dolaşırken eldivenle giriyor çıkıyor. Ya bu işte o zaman çok uygun değil. Bir an önce eldivenle olduğunuz yerdeki işi halledip eldiveni çıkartıp atıp eli dezenfekte etmek. Doğru yöntem bu. Bu şekilde kullanılmadığı sürece eldiven hiçbir fayda sağlamaz. Hatta bulaş şekliyle devam edecektir. O yönden zaten insanlar artık böyle birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Ben de ona çok fazla şahit olmaya başladım. Ondan dolayı da sizlere sormak haklısınız. İstedim. Çok haklısınız. Peki hocam, var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey bugüne dair, ya da konuşmalarımızın içerisinde eksik kalan bir şey var mıdır? Genel anlamda özetlediğimizi düşünüyorum, ama ben özellikle bu süreçte standart koruyucu tedbirlere, diyetlerine, artık açık havada da sıkıntı yaşamayacağımız için yürüyüşle, egzersizle, primer yani birincil koruma dediğimiz korumaya, kronik hastalığımız olsa da olmasa da dikkat etmemiz gerekliliğini. Sosyal medya evet güzel bilgi kaynağıdır, ama bu bilgi kirliliğiyle kendimizi zehirleyip yanlış ve olumsuz zararlarını görecek şekilde hareket etmememizi, kontrolsüzce başka ilaçları kullanmamızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Ve özellikle şikayetle evinizde lütfen beklemeyiniz. Çünkü bu şekilde bazı hastalarımızla karşılaştık. Gecikmiş kalp krizi nedeniyle ciddi problemler yaşadık. Bir grubunda hastaneye ulaşamadığını düşünüyoruz. Bunun adını koyabilmek gerçekten çok zor. Lütfen sağlık problemlerinizi dikkate ve ciddiye alınız. Korkuyla bir fayda sağlamaz size. Hiçbir şey yapmasanız bile telefon irtibatıyla sağlık bilgisi alıp doğru ellerden doğru yerlere yönleniniz. Söyleyeceğim bunlar. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Efendim, sağlık olsun da bize ayrılan sürenin bugünlük de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın başka bir konuğumla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Star Kıbrıs e-gazete uygulamasıyla okuyucularıyla buluşuyor.
Evinizde, masaüstü bilgisayarınızdan ve tüm mobil platformlardan gazeteniz Star Kıbrıs'ı takip edebilirsiniz. Ücretsiz Star Kıbrıs e-gazete uygulamasıyla gazetenizin güncel ve geçmiş sayılarını dilediğiniz anda okuyabileceksiniz. Hemen şimdi e-gazete uygulamasını indirin.